O halde bu ayda en fazla Kur'an üzerinde durmalıyız. Kur'an'ın mesajı üzerinde durmalıyız kıymetli kardeşlerim. İftar programlarına bile müdahale etmeye kalkışanlar olduğu sesleri geliyor kulağıma. Allah ile kendilerini baş başa bırakıyorum. Birkaç gün önce LGBT'ciler İzmir'de yürüyüş yaptılar. Eşcinseller, travestiler vesaire. Bunlar İzmir'de yürüyüş yaptılar. Bir haftadır da Mersin'de program düzenliyorlar. Onlara seslenmeyenler iftar programına mı sesleniyorlar? Ben onları Allah'a havale ediyorum. Burada Ramazan ayı ile ilgili bir mesele konuşuluyor. Siyasi bir mesele de konuşulmuyor. Lafa geldiği zaman siyasi meselelerden rahatsızlarmış gibi davranıyorlar. Burada siyasi mesele konuşulmadığı halde yine rahatsız oluyorlar. LGBT'cilerden rahatsız olmayanlar neden bundan rahatsız oluyorlar? Ben konuşmamı şu şekilde bitireyim. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Kıyamet gününde görüşeceğiz. Kıyamet gününde görüşeceğiz. Kur'an'ın mesajı. Kur'an'ın mesajını anlarsanız bir gün bu zulümler bitecek. İstikbal İslam'ın, Allahu Ekber. İstikbal İslam'ın, Allahu Ekber. İstikbal İslam'ın, Allahu Ekber. İstikbal İslam'ın, Allahu Ekber. Oturalım, oturalım. Kur'an'ın mesajı yeryüzü Allah'ındır. Gökyüzü Allah'ın olduğu gibi yeryüzü de O'nundur. Göklerde O'nun iradesi gerçekleştiği gibi, göklerde O'nun dediği olduğu gibi yeryüzünde de O'nun dediği olmalıdır. İşte bu mesajı bütün insanlara taşıyın. Bu mesajı komşunuza anlatın. Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı? Allah mı? Allah mı daha yetkilidir, insanlar mı? Şu topraklar Allah'ındır, Allah'ın dediği olmalıdır. Şu memlekette bütün haramlar serbest. Şimdi gidin bütün gazinolarda her türlü günah işleniyor. Her türlü meyhanede her türlü günah işleniyor. Onlara karışmayanlar iftar programlarına karışıyorlar. Yazıklar olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.